Bu hafta multiplayer olarak savaşın acı yüzünü gösteren oyunlara göz attık ve en beğendiğimiz 10 oyunu seçtik. 10 numara, Cannon Fodder. Sadece unutulmaz intro şarkısıyla bile savaşa karşı sert bir tokat yapıştıran Cannon Fodder, kara mizahın oyun dünyasındaki en iyi örneklerinden birini vererek savaşın acı yüzünü gözler önüne sermişti. Daha çok Sensible Sucker'la tanınan Sensible Software'ın geliştirdiği Amiga klasiği Cannon Fodder listemizin 10. sırasında. 9 numara, DEFCON. Nükleer silahlarla ülkeleri, hatta kıtaları ortadan kaldırıp milyonlarca insanın canını aldığımız DEFCON, savaşta asla bir galibin olmadığını, savaşan herkesin kaybettiğini anlatan gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Kazanmak için oynamayı bırakmanız gereken DEFCON, listemizin 9. sırasında. 8 numara, Spec Ops The Line. Spec Ops The Line sıradan bir askeri shooter oyunu gibi gözükse de, hikaye anlatımı ve savaş psikolojisini çok iyi yansıtan gerçekçi atmosferiyle benzerlerinden oldukça farklı bir oyun. Savaşı sadece oyun için bir şablon olarak kullanmaktansa, savaşın insanları nasıl etkilediğini göstererek başarılı bir savaş eleştirisi yapan Spec Ops The Line, listemizin 8. sırasında. 7 numara, Wasteland. Kıyamet sonrası temalı RPG oyunlarının ve Fallout serisinin atası olarak adlandırabileceğimiz Brian Fargo yapımı Wasteland, listemizin 7. sırasında. Dünya çapında çıkan büyük bir nükleer savaş sonrasında uygarlığın yıkıldığı ve bildiğimiz dünyanın adeta bir cehenneme dönüştüğü Wasteland, savaşın yıkıcı etkilerini en iyi şekilde gösteren oyunlardan biridir. 6 numara, Fallout. Yaşadıkları kaynak sıkıntıları yüzünden dünya devlerinin uygarlığı silip süpüren bir nükleer savaşın içine daldığı Fallout, sebepler ve koşullar ne olursa olsun savaşın hiçbir zaman değişmediğini ve insanoğlunun kendi kendini nasıl yok ettiğini anlatan içeriğiyle listemizin 6. sırasında. We seem to have lost contact with our affiliate stations. Stand by. We do have. 5 numara, Papers, Please. Savaşın sebebiyet verdiği zorluklar sonucu ülkesini terk etmek zorunda kalan insanların sınır kapımızdan girip giremeyeceğine karar verdiğimiz Papers, Please bizi birbirinden zorlu tercihlerle baş başa bırakıyor. İnsanlara yardım etmek ve körü körüne kurallara uymak arasında gidip gelirken, savaşın insanları ne gibi zorluklara sürüklediğini gördüğümüz Papers, Please, listemizin 5. sırasında. 4 numara, Metro 2033. Nükleer bir felaket sonrası insanların yer altına kaçarak metro istasyonlarında yaşamaya başladığı bir dünyayı anlatan Metro 2033, listemizin 4. sırasında. Rus yazar Dmitri Glukovski'nin yazdığı romandan uyarlanan oyun, yarattığı karanlık atmosferle savaşın yıkıcılığını oyun dünyasına en iyi şekilde aktaran oyunların başında gelmektedir. 3 numara, Metal Gear Solid. Savaşlarda kimsenin bir kahraman ya da kazanan olamayacağını net bir şekilde gösteren Metal Gear Solid serisi, savaşmaktan başka bir hayat yaşamamış, hayatını savaşın içinde şekillendirmiş insanların gözünden başarılı bir savaş eleştirisi yapmaktadır. Savaşın acı yüzünü savaşarak yaşayan insanlar üzerinden anlatan Metal Gear Solid serisi, listemizin 3. sırasında.
2 numara, Valiant Hearts The Great War. Oyun, kaderleri 1. Dünya Savaşı'nda kesişen 4 farklı ulustan insanın duygu dolu hikayesini anlatıyor. Hangi milletten olursa olsun, savaşın olduğu her yerde insanların haksız yere öldürüldüğüne, zorlu şartlar altında verilen yaşam mücadelesine ve tüm bu dehşetin sorumlusu olan liderlerin acımasızlığına tanık olduğumuz Valiant Hearts The Great War, listemizin ikinci sırasında. Ve 1 numara, This War of Mine. Bu oyunda savaşı bir asker olarak değil, kuşatma altındaki bir şehirde hayatta kalmaya çalışan sivillerin gözünden tecrübe ediyoruz. Gıda kaynaklarından ve sağlık hizmetlerinden yoksun bir şekilde her an ölümle burun buruna olduğumuz This War of Mine, savaşın olumsuzluklarını unutturup savaşı gözümüzde normalleştiren oyunlardan sıyrılan empati dolu içeriğiyle listemizin birinci sırasında. This War of Mine'ı birinci sıraya yerleştirerek bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Listede yer verdiğimiz oyunlar hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya bir başka Topon bölümüyle görüşmek üzere.